aşağıdan yukarı diagonal olarak şu şekilde karıştırın lütfen. Gördüğünüz gibi armutlar hala diri. Yaklaşık 4-5 tane de defne yaprağı koku ve aroma vermesi için. Merhaba, ben Canova. Canlı Tatlara hoş geldiniz. Bugün sizler için çok güzel bir menü hazırladım. Menümüzde ne mi var? Çok özel şeyler var. Bugün ördek var. Fırında ördek yapacağız birlikte. Altına güzel bir kırmızı ballı lahana yapacağım. Kırmızı lahana yapacağım. Şaşırdınız değil mi? Ballı kırmızı lahana nasıl olacak? Hep birlikte göreceğiz. Tabii bununla bitmiyor. Yanına güzel bir armutumuz var. Haşlanmış armut. Ve tatlı olarak da size köpüklü çikolata yapacağım. Kendi yaptığımız çikolata kabında. Yanına da güzel bir vişne sosu vereceğim. Ördekle başlayacağız. Ördek büyük marketlerde de bulabilirsiniz. Dondurulmuş olarak ördekler mevcut. Fiyatları da gayet makul. Çok aşırı değil. Bana göre arada sırada bir yapılabilir cinsten. Şimdi yapacağımız işlem ördeğimizi önce haşlayacağız. Daha sonra da fırına atacağız. Tabii bu esnada her zaman söylüyorum. Mutfağınızda da ufak bir dipnot olarak kalsın. Her zaman en uzun olan şey en önce yapılır. Ördek uzun olacağı için, daha doğrusu süre olarak uzun olacağı için önce ördeğimize başlıyoruz. Ördeğimizi güzelce suyumuza atıyoruz ve kaynamaya bırakıyoruz. Ördek yemeği yaparken iki tane yolunuz var. İkisini de fırında bitirebilirsiniz. Ya direkt atarsınız ördeğinizi fırına ya da önce haşlayıp daha sonra fırına atabilirsiniz. İki seçim var. İstediğinizi seçebilirsiniz. Menümüzde bulunan bir diğer tarifimiz de bugün köpüklü çikolata. Bu da tabii ki özel bir lezzet. Onun için önce başlıyorum çünkü süresi birazcık uzun. Yaklaşık 1-2 saat buzdolabında kalması gerekiyor. Biz de bu arada diğer malzemelerini bitireceğiz. Köpüklü çikolata için gerekli olan malzemeler 200 gram çikolata, 50 gram tereyağı, 3 tane yumurta, 40 gram pudra şekeri ve yaklaşık 200 miligram krema. Nasıl yapacağız? Şimdi anlatacağım. Öncelikle kabımızı alıyoruz. Çünkü bunu da ısıtacağım ve sıcak bir su kullanacağım. Ve özellikle dikkat etmeniz gereken bir husus da erittiğiniz zaman çikolatanın suyunun kaynamamış olması. Yani kaynatıp dinlenmeye bırakıyoruz. Daha sonra çikolatayı. Çünkü fazla kaynaması çikolata için iyi değil ve köşelerden yanmaya başlayacaktır. Ve bu arada kremamızı çırpacağız. Kremamızı da bir kap alarak şurada içine boşaltıyorum. 200 miligram. Tekrar ediyorum, 200 miligram kremamız. Bir çırpıcı yardımıyla çırpacağım. Evet, kremamızı çırptık. Şimdi bir diğer işlemimize geçiyoruz. Bu arada ördeğimiz de çok güzel kaynıyor. Gördüğünüz gibi su kaynadı ve şu anda kapadım altını. Birazdan lazım olacak bize. Şimdi iki tane kap alıyorum ve bir tanesine çikolata, 200 gram çikolata ve 50 gram tereyağımı koyuyorum. Ve erimesi için tencereme bırakıyorum. Bu arada diğer bir taraftan yumurtalarımı ayıracağım. Sarı ve beyaz olarak. Bunun için şöyle bir kap alıyorum. Gördüğünüz gibi beyazı şu şekilde ayırıyorum sarıyla. Sarıları bu tarafa, beyazları bu tarafa koyuyorum. Ayırmamdaki sebebe gelince, yumurtanın sarısıyla şekeri sıcak ve soğuk olarak çırpacağım. Beyazı da biraz önce çırptığımız krema ile birlikte beyazını da çırpacağım. Halk arasında buna beze derler. Normalde beze yapımında kullanılır yumurtanın beyazı. Krema ile birlikte karıştırıp volüm vereceğim köpüklü çikolataya. Birazdan göreceğiz.
nasıl yapıldığını. Tabii bu arada orta boy büyüklükte bir yumurta işinizi görecektir. Şekerimi ilave ediyorum. Bunu da birazdan hem sıcak hem soğuk çırpacağım. Bu arada çırpma makinesiyle yumurtanın beyazını da çırpacağım. Evet, bunu da bitirdik. Gördüğünüz gibi şu şekilde çırpmamız gerekiyor. Bu arada çikolatamıza bir bakalım. Durumu nedir? Evet, çikolatamız da yavaş yavaş başladı. Evet, çikolatamızı da karıştıralım yavaş yavaş. O da kendine geliyor. Kremamızı aldık, hazırladık. Şöyle koyuyorum. Bir tane büyük kaba ihtiyacımız var karıştırmak için. Onu da alalım. Çünkü birazdan boşaltacağım ve diğer malzemeleri de iç içe dolduracağız. Tekrar ediyorum. Unutmayın diye. Kesinlikle sıcak suyunuzu fazla ateşte tutmayın. Bakın görüyorsunuz hiçbir şekilde kaynamıyor. Bu şekilde olmalı. Evet, şu anda çikolatamız eridi ve ben çikolatamı alıyorum. Kenara bu arada sıcak olarak çırpacağım için öncelikle tenceremi buraya alıyorum. Eğer sizin de yeriniz varsa bu şekilde çırpıcınıza yakın bir yerde çırpabilirsiniz. Yumurtalarımı çırpıyorum. Şimdi sıcak olarak çırptık, birazcık da soğuk olarak çırpacağız. Bundaki amaç birazcık daha hacim vermek. Evet, şu anda gördüğünüz gibi istediğim kıvamda epey bir beyazlaştı ilk halinden ve işlemimizin bittiği anlamına geliyor. Evet, öncelikle çikolatamız hazırlandı ve çikolatamızı hazırlamış olduğumuz yumurta ve kremanın içine yavaşça boşaltıyorum ve azar azar boşaltın lütfen, hepsini birden boşaltmayın. Ve yavaşça şu şekilde yedirerek karıştırıyoruz. Ve geri kalan kısmını da ilave ediyoruz. Tekrar ediyorum, hepsini birden lütfen koymayın içine. Aksi takdirde volüm almayacaktır. Yavaş yavaş şu şekilde karıştırmaya devam ediyorum. Aşağıdan yukarı diagonal olarak şu şekilde karıştırın lütfen. Yani herhangi bir çorbayı karıştırır gibi değil. Yavaşça aşağıdan yukarıya şu şekilde, elimdeki gördüğünüz gibi şu şekilde karıştırın. Evet. Şimdi büyük kabımızı alıyoruz, çikolatamızı hazırladığımız. Ve öncelikle kremamızı ilave ediyoruz. Şimdi kaşığımızı bırakıyoruz. Güzel, daha büyük bir karıştırıcı alıyoruz. Daha rahat karıştıralım diye. Ben size göstereyim. Bakın aşağıdan yukarıya doğru karıştırarak, elimi sürekli çevirerek karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi yavaş yavaş renk almaya başladı. Hiç acele etmeden yavaş yavaş renk almasını sağlayalım.
Evet, güzelce karıştırdı. Ve son olarak yumurta beyazımız. Görüyorsunuz. İlave ettim ve onu da karıştırıyorum. Evet. Köpüklü çikolatamız şu anda bitti. Şimdi buzdolabına koyuyoruz. Evet, şimdi köpüklü çikolatamızı tabii ki buzdolabına koyduk. Şimdi sıra ördeğimizde. Ördeğimizi alıyorum ve haşlandı tabii şu anda. Ve tepsiye koyacağım, daha sonra da fırına atacağım. Şöyle yaklaştırayım. Ve şöyle alıyorum. Haşladık ve birazcık da üstüne zeytinyağı ilave ederek üstü kapalı bir şekilde yaklaşık 180 derecede yaklaşık 1 saate yakın tutacağız. Ve ondan sonra da üstünü açacağız. Yaklaşık bir 10 dakika, 12 dakikada öyle tutacağız. Daha sonra da servis için hazır hale getireceğiz. Alüminyum folye ile şimdi kaplayacağım ve fırına atacağım. Alüminyum folye ile niye kapatıyoruz? Onun hakkında da bilgi vereyim. Aksi takdirde yaklaşık 15-20 dakika sonra üst taraf kızardığı zaman çok güzel nar gibi kızaracak ama içi çiğ kalacak. Onun için de üstünü kapatıyoruz. Böylece 15 dakika sonra açtığımız zaman yani bitime 15 dakika kala tam istediğimiz kıvama gelecek. Fırınımızı açıyoruz. Şöyle koyuyoruz ya da üste koyalım. Evet. Pişirmeye bırakıyoruz. Şimdi hızlıca armutlarımızı yapmaya başlayacağız. Bunun için gerekli olan malzememiz bir tane limon ve haşlanmış bir su. Limonu haşlanmış suya koyacağım. Bundaki sebep armutların renk vermemesi, daha doğrusu haşlandığı zaman kararmaması. Bunun önüne geçeceğim. Ayrıca birazcık da safran ilave edeceğim. Güzel bir renk versin diye. Şimdi birlikte edelim. Birazcık ilave edelim. Çok hafif. Ve yarım limon kesiyorum ortadan. Eğer elinize sıkacak yoksa ben göstermek için söylüyorum. Şu şekilde tutup şu şekilde sıkarsınız. Ve böylece ne yaparsanız yapın çekirdeklerin içine düşmesini engellersiniz. Bu arada ufak bir dipnot, ellerimi temizledim. Evet, şimdi armutlarımızı soyuyorum. Bir soyacak alıyorum. Ve güzelce yavaş yavaş soyuyorum. Evet, armutlarımızı soyduk. Tabii birazcık da şeker ilave ediyorum. Yaklaşık bir 100 grama yakın şeker de ilave ettim. Armutlarımı ortadan ikiye ayırıyorum. Şu şekilde. Gördüğünüz gibi. Ve içlerini temizliyorum. Şu şekilde çekirdeklerini alıyorum. Ve ufak bir dipnot. Şimdi gördüğünüz gibi armutlar şöyle ya da böyle duracaktır. Onun için de terse çeviriyorum ve düz durmaları için ilade bize prezentasyon safhasında yardım edeceği için arkasından bir parçalıyorum. Hop dümdüz duruyor. Ufak bir dipnot. Bu şekilde diğerlerini de hazırlıyorum. Önce arkadan bir parça kesiyorum, bakıyorum. Evet, gayet düz. O zaman ortasını da kesip alıyorum.
Armutlarımızı oydum, yani orta bölümünü oydum ve bunlara birazdan ahududu reçeli ilave edeceğim. Prezentasyonda, yani sunumda bunları da ilave edeceğim. Armutlarımı yavaş yavaş koyuyorum. Ve yaklaşık 5-6 dakika bırakıyorum. Evet, armutlarımızı yavaşça kenara çekiyorum. Onlar yavaş yavaş haşlanacak. Ben bu arada kırmızı lahanaya başlayacağım. Evet, kırmızı lahanamızı alıyorum. Öncelikle ortasından ikiye bölüyorum. Şöyle bırak. Şu beyaz yeri özellikle dışarı atıyorum. Ve şuradan tam ortadan bir kere daha bölüyorum. Gördüğünüz gibi. Daha sonra da inceltilmiş olarak, yani yaklaşık yarım santim kalınlığında keserek devam ediyorum. Azaldığı zaman bu tarafını çevirip şu şekilde yarımşar santim olmak üzere kesiyorum. Bunu da aynı şekilde. Dikkat ederseniz çok ufak kesmiyorum. Çünkü ben biraz daha bütün ve yoğun olarak kalmasını istiyorum. Evet, kestim. Şimdi bir tencere alıyorum. Tenceremizi yerleştiriyorum. Birazcık tereyağı ve birazcık da zeytinyağı ile karıştıracağım. Tereyağını alıyorum. Tenceremize koyuyorum. Tabii birazcık da zeytinyağı. İkisini bir arada kullanıyorum. Evet. Tereyağımı eriteceğim. Evet, tereyağımız yavaş yavaş eridi ve hemen kırmızı lahanalarımızı açarak içine yerleştiriyoruz. Bu şekilde. Şöyle hafif bir karıştırıyoruz. Tabii bu arada sirke koyuyoruz. Yaklaşık 25-30 miligram sirke ilave ediyoruz. Ve bitmedi. 3 ya da 4 adet tarçın, tane tarçın ilave ediyoruz. Yaklaşık 4-5 tane de defne yaprağı koku ve aroma vermesi için. Tabii ki hemen bitmedi ve bal ilave ediyorum. Birazcık su ilave edip demlenmeye bırakıyorum. Çok fazla değil, birazcık. Kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyorum. Tabii bu arada ben armutlarıma bir kontrol edeyim. Ne durumdalar? Evet, birazcık daha gerekiyor. Bir 3-4 dakika sonra armutları da dışarıya alacağım. Tabii bu arada unutmamamız gereken bir şey, armutlar çok fazla haşlanmayacak. Yani İtalyanların dediği gibi al dente, böyle ısırdığınız zaman hafif bir kıtırtı gelecek. Aksi takdirde dağılacaktır. Şimdi bu arada hemen bir diğer şeyimize geçeceğiz. O da menümüzle ilgili. Köpüklü çikolatanın vişne sosuna. Bunun için de gerekli olan malzemelerim yaklaşık 300 gram, 250-300 gram vişne. Eğer bulabilirseniz, taze bulamazsanız, tabii sezon için söylüyorum, dondurulmuş vişne alacağız. Ve vişne suyu yaklaşık yarım litre. Vişne suyu kullanacağız, şeker kullanacağız. Bağlamak için de her evde bulunan unu kullanacağım ben. Un ve suyu karıştıracağım, üstüne ilave edeceğim ve sosumuzu bitireceğiz. Bir tencere alıyorum. Vişne suyumuzu dolduruyorum. Ve ısıtmak için bırakıyorum.
Vişne suyumuza tabii ki olmazsa olmaz biraz limon ilave edeceğim. Tekrar sıkıyorum. Şöyle. Limonumuza ilaveten birazcık da şeker ilave ediyorum. Ve şekerimizi karıştırmak için kullanıyoruz. Ve sosumuzu yaparken en önemli kısım bağlamak. Yani kalınlaştırmak istiyorum, yoğunlaştırmak istiyorum. Onun için de un kullanacağım. Un ve su. Çünkü bu her evde Kars'tan Edirne'ye kadar olan bölgede bulabileceğiniz bir şey. Bağlamak için bütün soslarınıza kullanabilirsiniz. Bunun için su ilave ediyorum. Yaklaşık 200 mg kadar su koydum. Unumu ilave ediyorum. Ve bir blender veya çırpıcıyla karıştırıyorum. Biraz daha su ilave edebilirim. Volümümüzü kendimiz ayarlayabiliriz. Evet, karıştırıcımızı alıyoruz. Ve bir karıştırıcıyla, daha doğrusu el karıştırıcısıyla yavaşça dökerek karıştırmaya devam ediyoruz yoğunlaştırmak için. Görüyorsunuz yavaş yavaş yoğunlaşmaya başladı. Tabii bu arada hepsini birden koymayın lütfen. Yavaş yavaş bakın birazcık karıştırın. Bakın şu anda hemen hemen kıvama geldi. Ve özellikle kaynıyor olması çok önemli yoğunlaştırırken. Evet, şu anda sosumuz yoğunlaştı ve kapattım, altını kenara çekiyorum. Ve vişnelerimi içine atıyorum. Hiçbir katkı maddesi koymadan şöyle vişnelerimi içine boşaltıyorum. Ve böylece vişne sosumuz bitmiş oldu. Tabii bu arada arzu ederseniz belki bir iki tane tarçın ilave edebilirsiniz. Çubuk tarçın aroma versin diye, ben birazcık daha aromayı versin istiyorsanız bir iki tane de defne yaprağı içine ilave edebilirsiniz şu şekilde. Ve başka bir kaba koyuyorum soğutmak için. Vişne sosumuzu gayet de güzel oldu. Ve soğuması için kenara koyuyorum, buzdolabına koymuyorum. Dikkat edin. Çünkü hiçbir zaman sıcak pişmiş sebze, çorba, et, her neyse direkt buzdolabına konmaz. Önce soğutacağız oda derecesinde, yani 20-22 derecede. Daha sonra soğuduktan sonra buzdolabına koyuyoruz. Ördeğimiz fırında gayet güzel pişiyor şu ara. Evet, lahanamız da yavaş yavaş bitmek üzere. Onu da şöyle kenara alıyorum. Ve armutlarımız da bitti. Onları dışarıya alıyorum. Gördüğünüz gibi armutlar hala diri. İşte istediğim bu, armutlarımızın diri olması. Safran çok güzel bir renk verici ayrıca. Ve bunlara da çok güzel bir renk vermiş. Bunları da şöyle kenara bırakıyorum. Lahanamız da yavaş yavaş pişiyor. Tabii bu arada en son olarak çikolata kapları yapacağız. Çikolatalarımızı yaklaşık 100 veya 200 gram civarında. Ben bitter çikolata kullanıyorum tabii ki, siz sütlü de kullanabilirsiniz. Veya beyaz siyah kullanabilirsiniz birazcık. Belki böğürtlenli kullanabilirsiniz. Kırmızısı da var. Bunları karıştırıp da kullanabilirsiniz. Ve yağlı kağıtlar kullanacağım. Ve bir de form için bir su bardağı kullanacağım. Hepimizin evinde olan su bardaklarından. Şimdi onları nasıl yapacağız? Hep birlikte göreceğiz. Öncelikle yağlı kağıdımı alıyorum. Ve suyumuz kaynıyor. Çikolatamızı eritebiliriz.
Ve çikolatamızı içine bırakıyoruz. Ve erimesi için sıcak, kaynamayan suyumuza bırakıyoruz. Bu arada kağıtlarımızı kesiyoruz. Şöyle. Şu anda 4 tane form için kağıdım elimde hazır. Ve çikolatama bakıyorum. Yavaş yavaş eriyor. Bir iki dakika içinde erimiş olacak. Evet, çikolatamız eridi. Onu kenara alıyorum ve kağıtlarımızı hazırlamak için yayıyorum. Öncelikle iki tane yapacağım. Şunları alayım. Evet. Ortasına şu şekilde koyuyorum. Çikolatamızı ve yavaşça yaymaya başlıyorum. Bundaki amaç daha az yayarak kağıda yapıştırmak. Aksi takdirde biraz sonra göreceksiniz. Birazdan yapacağım. Bardağımızdan aşağıya doğru akacak. Bunun için dikkatli olmalıyız. Tabi bu arada tepsimi alıyorum. Tepsiye yerleştirip buzdolabına koyacağız. Ve şimdi bardağımızı alıyorum. Bardağımızı ters koyuyorum. Şu şekilde üstüne yerleştiriyorum kabımız için. Ve gördüğünüz gibi şu şekilde tepsimize yerleştiriyorum kabımızı. Birinci kabımız bu şekilde. Bakın akmıyor. Ne kadar az kağıda sürerseniz akma riski de o kadar az olur. Ve diğer ikinciyi koyuyorum. Ufak bir dipnot daha iletmek isterim. Mesela bu şekilde yaptınız ama birazcık da eğlence olsun istiyorsunuz. Hemen yanına beyaz kuvertür çikolata kullanarak, yani bizde pastane çikolataları derler. Onların beyazları, kırmızıları var. Rengarenk. Onlardan eritip üstüne şu şekilde dökebilirsiniz. Onlar da çok güzel bir renk verir. Hem de çocuklar için güzel bir eğlencelik olur. Evet, ikinci bardağımızı da alıyorum. Şuraya aynı şekilde ikinci bardağımı da yerleştirdim. Bu şekilde buzdolabına koyuyorum. Yaklaşık 5 dakika sonra göreceksiniz bitmiş olacak. Çünkü çikolatada çok fazla yağ oranı var ve kakao oranı var. Onun için hızlı bir şekilde bitecek. Şimdi ben bunları buzdolabına koyuyorum. Evet, şimdi en sevdiğim safha, sunum safhasına geldi. Öncelikle tepsi, bugün birazcık Anadolu tepsisi kullanacağım. Şöyle koyuyorum ve ördeğimiz bitti şu anda fırında. Öncelikle haşlanmış olan lahanamı ilave edeceğim. Oo, çok güzel. Evet. Ördeğimiz için öncelikle lahanamızı yerleştirdim. Şimdi ördeğimizi dışarıya alıyorum. Çok sıcak. Söylediğim gibi yaklaşık bir 15 dakika önce alüminyum folyeyi çıkarttım ve bu şekilde pişmesine devam etti. Evet. Evet. Ördeğimizi yerleştiriyorum. Güzel bir şekilde. Tabii bitmedi. Şimdi armutlara geldi sıra. Armutlarımızı şu şekilde alıyorum ve ortalarına böğürtlen reçeli ilave ederek yerleştirmeye başlıyorum. Ve devam ediyorum. Süslememiz lazım birazcık. Çok daha güzel bir görüntü olsun istiyorum. Şuradan da birazcık ilave edelim. Evet, şu anda ördeğimiz bitti. Ördeğimizi yan tarafa alıyorum.
Menümüzün ikinci tarifine geldi sıra. Köpüklü çikolatamız geldi. Çocuklar eminim çok beğenecekler. Onun için güzel bir tabak alıyorum. Ben büyük tabakları seviyorum. Çünkü prezentasyon sunumlar büyük tabaklarda gerçekten çok güzel oluyor. Çikolatamızı alıyorum. Bakın çok güzel oldu. Ve kap olarak koyuyorum. Köpüklü çikolatamı alıyorum. O da gayet güzel oldu. Ve bir kaşık içinden şu şekilde dışarıya alıyorum. Biraz daha ilave ediyorum. Evet, şu şekilde. Ve son olarak vişne sosumuz. Vişne sosumu aldım. Vişne sosu da çok güzel olmuş. Onu da şu şekilde yavaşça yandan ilave ediyorum. Şimdi birazcık daha süsleyeceğiz. Ona birazcık köşeden şöyle birkaç tane böğürtlen olabilir. Şu şekilde. Ve gayet güzel süsledik. Bugün sizin için çok özel bir menü hazırladığımı söylemiştim zaten. Neler yaptık birlikte bir daha geçelim üstünden istiyorum. Fırında ördek yaptık, altına güzel bir kırmızı lahana yaptık, ballı kırmızı lahana yaptık ve hemen akabinde de güzel armut haşladık, onu da böğürtlen reçelleriyle doldurduk. Tatlı olarak da menümüzde köpüklü çikolata vardı, ev yapımı çikolata kabı kullandık ve güzel bir vişne sosuyla onu da süsledik. Bugünlük de bu kadar. Tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın efendim.